Keyifli bir gün olacağını garanti edebilirim. Çünkü bugün bizimle Sayın Emre Kongar hocamız birlikte olacak. Çok şey konuşacağız. Az sonra birlikteyiz. Profesör Doktor Emre Kongar, Cumhuriyet Devrimi'nin aşamalarını anlattığı üçleme kitabı, Devrimin ve Karşı Devrimin Yüzyılıyla Nilüfer Bıyıklı'nın konuğu. Başka sohbetler az sonra Türkiye'nin referans kanalı Tele1'de. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk Nilüfer Hanım. Yine pek hoşsunuz, yine pek şıksınız. Sizin şıklığınızın, pazarımızı keyiflendirdiniz. Hoşluğunuzun yanında kimsenin sözü olamaz. Aman aman ya, insan böyle şeref duyuyor, böyle bir hocadan bunları duyunca. Gündem çok kalabalık hocam. Hemen söyleyeyim, bu boş bir iltifat değil. Dünkü programınız çok çok iyiydi. Sevgili Melike Demirağ'a da buradan tekrar sevgiler. Melike Demirağ'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı annesine, Rüçhan Hanım'a, babasına, ben bütün aileyi başka ilişkiler bağlamında tanıyorum. Hepsine saygı, sevgi yolluyorum. Melike orada kadınların sesini, uygar kadınların sesini duyurdu. Sizin güzel sorularınızla ve yol göstermenizle çok güzel bir program oldu. Yani öyle... Ben pek boş iltifat yapmam çünkü iltifat edilen insan veya eleştirilen insan iltifatların veya eleştirilerin gerçek olup olmadığını derhal anlar. Çünkü herkes kendini bilir Nilüfer Hanım, herkes. Tabii. Yani her kadın, her erkek, özellikle kadınlar, yani eksiklerini, fazlalarını, işte nasıl göründüklerini, nasıl değerlendirildikleri falan herkes bilir. Dolayısıyla birisi onlara bir şey söylediği zaman eleştiri veya iltifat, yergi veya övgü derhal onu anlarlar. Yani kötü niyetli bir yergi mi, kötü niyetli bir iltifat mı, övgü mü filan, böyle bir abartma mı filan anlaşılır. Onun için ben gayet gerçekçi biçimde insanlara her şeyi söylerim. Pat diye hele hele ekranda olan sevgili dostlarıma hiç esirgemem eleştirilerimi. Evet, her zaman eleştirilerinize de açığım hocam. Çünkü bu bize yol gösterir ancak. Sağ olun. Kitabınızla ilgili konuşmak istiyorum bugün ama öncesinde şu anda yurt dışı oyları açıldı. Yurt dışındaki seçmenler oy kullanmaya başladılar. Çok önemli. Bunun altını çizerek de başlamak istiyorum. Başka önemli mevzularımız da var. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var tabii. Şimdi yurt dışındaki vatandaşların sorunları, kimlikleri ve kişilikleri çok farklıdır. Çok uzun yıllar, Osmanlı döneminde özellikle, bütün yurt dışı Türkler hep Türk olarak değil, Müslüman olarak kimlikleriyle yaşamışlardır. Ben bunu çok iyi biliyorum çünkü benim ailemin baba tarafı Makedonya'dan gelmiş. Dolayısıyla orada Türklükten çok Müslümanlık öne çıkıyor. Çok doğru bir tespit. Bu çok önemli. Bir defa din faktörü. Sonra bu Almanya'nın Türkiye'den vasıfsız işçi alması, 1960'lı yıllar. Vasıfsız işçi önemli. Doğrudan diyor, köyden bana yollayacaksın ki ben onu vasıfsız işlerde, işte temizlik işlerinde şurada burada kullanacağım. Oradan bir Almancı tırnak içinde grubu yurt dışında oluştu. Bunlar doğrudan köyden gittikleri için çok daha muhafazakar, çok daha vatandaşlıktan çok kulluk şeyinde, bilincinde Osmanlı'dan kalan hem din, hem mezhep, hem işte otoriteye boyun eğme açısından kulluk bilincinde yetişmiş kişilerdi. Orada çok ilginç bir biçimde direndiler o kültüre. Hı hı. Ve kendi
cemaat kimliklerini, köy ve köylü kimliklerini sürdürdüler. Yani yıllarca orada yaşayıp hiç Almanca kelime öğrenmemekte ısrarlı olan ve bilmeyen kadınlarımızın olduğunu, şimdi oradaki ikinci, üçüncü kuşaklar bunu bizi dinliyorlardır, biliyorum. Tele1 dinleniyor, onlar biliyorlardır zaten. Ben bizzat yerinde tespit ettim hocam. Vakti zamanında rahmetli Müslüm Gürses'e ruhu şad olsun, birlikte televizyon programı yapıyorduk ve Almanya'yı, Avrupa'yı karış karış gezdik, evlere konuk olduk. Çok çok acayip şeyler gördük. Yani mesela Fransa'da, Paris'te Eiffel Kulesi'nin yerini bilmeyen kadınlar vardı. Tabii. Almanya'da sadece o mahallede yaşayan ve o mahallenin dışına çıkmayan kadınlar vardı. Dediğiniz gibi erkekler değil, erkekler her yerde karış karış biliyordu ama çok inanamamıştım. Hala devam ediyor mu bu düzen bilmiyorum. Şimdi bu bir grup. O grubun tabii şeyi, kültürü bir ölçüde yansıyor ama şimdi ilk grup Osmanlı'dan milliyet kimliğinden çok din kimliğiyle tanınanlar. Özellikle Balkanlarda ve Kafkaslarda, biraz Orta Doğu'da ama oradan buraya daha az, Kafkaslar ve Balkanlar önemli. Milliyetçilikten çok, milliyetten çok din kimliği, mezhep kimliği. İkinci grup Almancı dediğimiz tırnak içinde direnen ve köylü ve köylülük cemaat kimliğini sürdürenler. Fakat bir başka üçüncü grup daha var. O grup çok ilginç bir grup. Almancı dediğimiz, yani Avrupa'daki bu vasıfsız işçilerin ikinci ve üçüncü kuşakları inanılmaz bir biçimde başarılılar. Çünkü orada işte o azınlık şeyiyle, dürtüsüyle, azınlık olma psikolojisiyle çok çalışkanlar, akıllılar ve çok başarılılar. Yani mühendisler, mimarlar, hukukçular, hekimler filan. Türkiye'den gidenler haricinde. Bir de Türkiye'de düş kırıklığına uğramış bütün dünyaya, özellikle Avustralya'ya, çünkü Avustralya alıyor. Hı hı. Şimdi dünyada iki ülke, Amerika ve Avustralya, göç üzerine kurdu şeyini, yapısını. Dolayısıyla hem Amerika hem Avustralya bütün dünyadan en parlak beyinleri alıyor. Gerçi o kura mura çekiliyor ama işte o bazen kura öyle geliyor. Hı hı. Şimdi bir de üçüncü grup var. Kanada'da da bunlar var. Avrupa'da da var. Hele bu AKP döneminde beyin göçü dışarı doğru, yani çocuklarının geleceğini düşünen, kendisini düşünen ve bu iktidarın nepotizminden, yani kendine sadakat gösterenleri, liyakat yerine sadakata önem vermesinden sıkılan ve yeteneklerinin karşılığını alamayan çok değerli insanların da göçü var. Bundan bağımsız olarak da ama bir grup böyle çok, onlar bilgisayarcılar, mimarlar, hekimler filan, Kanada, Amerika, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde var. Demek ki 3,5 grup. Bir, Osmanlı döneminden kalanlar. İki, Almancılar. Buçuk onların ikinci, üçüncü nesli farklı. Hı hı. Bir de çok yetenekli, pırıl pırıl şeyler, profesyoneller. Şimdi buralara bakıldığında çok net görülüyor. Şimdi Almanya, özür dilerim, Kanada ve Amerika'daki Türklerin çok büyük bir kısmı doğrudan doğruya Millet İttifakı'na, daha doğrusu şimdi tekli olduğu için Kılıçdaroğlu'na oy vermiş oldukları anlaşılıyor. Yüzdeler ilan edildi. Evet, biliyorsunuz 5 günlük oy kullanma süresi bu bölgelerde bir 3 gün yapılmıştı. Sonra düzeltildi. O hatadan dönüldü ama tabii o haberi duymayan hala insanlar da olabilir. Bunu da belirtmekte fayda görüyorum. O bir ön yargı zaten. O işte çeşitli baskıların ve adaletsiz seçimin sonucu. Dolayısıyla yurt dışındaki insanlar, bir bölümü uygar, demokrasiye inanan, laiklik üzerinde ısrarlı olan, yani anayasada yazan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinden yana olanlar, bu dışarı gitmiş olan profesyoneller kesinlikle böyle. Amerika, Kanada ve Avrupa'nın bazı ülkeleri, Hollanda'ya falan çok gidiliyor, Danimarka. Evet. Fakat öbür yurt dışı azınlık psikolojisiyle kimlik olarak din ve milliyet kimliklerini kullananlar
Cumhur İttifakı'ndan veya şimdi ismen de söyleyelim Recep Tayyip Erdoğan'dan yana. Onların oranlarını tam bilemiyorum. Yani sayılarını tam bilemiyorum. Ama sanki başa baş filan gibi görünüyor. Evet ama yani Millet İttifakı da neticede dinsiz değil yani. Hiç ilgisi yok. Tam tersi. Dolayısıyla öyle değerlendirmemelerini çok isteriz. Kim tabii ki kime istiyorsa oy verebilmeli. Bu her insanın kendi özgürlüğü. Hocam çok sorun var. Kitabınızdan da söz etmek istiyorum. Ama bir dakika bu... Onun için bu konuyu tamam. Bana bir sonuçlandırmanızı kitaba döneriz ama size bir çok olumlu bir not. O kadar güzel bir noktaya değindiniz ki yani Recep Tayyip Erdoğan din ve milliyet kimliklerini kullanıyor diye yani Kılıçdaroğlu din ve milliyetsiz mi, dinsiz ve milliyetsiz mi? Ona oynuyorlar çünkü. Yani propaganda efendim Türkiye bölünecek, terör örgütüyle işbirliği işte bu yani burada şimdi söylemekten utanacağım biçimde dinsizliği üzerine Kılıçdaroğlu'nun veya muhaliflerin Erdoğan'ın doğrudan hakaretleri var. Ben burada tekrarlamak istemiyorum ama şusuz busuz filan gibi hele kadınlara yönelik yani terbiyen müsaade etmediği için tekrarlayamıyorum ama tüyleri diken diken eden ithamları var. Din üzerinden, milliyet üzerinden ve işte etek namusu üzerinden kadınlara ve bütün muhaliflere yönelik çok ağır küfürleri diyeceğim. Yani hakaretleri var. Ben tekrarlayamayacağım. Dolayısıyla sizin Kılıçdaroğlu'nun ve onu destekleyenlerin elbette ki dindarlıkları ve milliyetçilikleri üzerinden yaptığınız uyarı fevkalade doğru. Kimin tek elinde ya milliyetçilik ve dindarlık? Üstelik Türkiye dindar laiklerin olduğu veya laik dindarların olduğu bir ülke. Atatürk'ün Türkiye'si. Bütün İslam aleminde bir reform, bir rönesans. Hem çoğunluk Müslüman, hem laik. Hem laik. Onu önlemeye çalışıyorlar. Efendim, devlet laik olabilir, insan laik olamazmış filan. Hayır, palavra. Mis gibi laik devletten yana olan insan da laiktir. Nasıl ki demokrasiden yana olan insan demokratsı. Siz bunu çok iyi derhal altını çizdiniz. O bakımdan kutlarım. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Önemli kitaba geçmeden önce önemli iki sorum daha var. Sayın Sinan Oğan'ın şu anda hem Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'la Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeleri. Biraz vakit kaybedilmiyor mu? Mesela yurt dışı oyları başladı. Ve neden bu görüşmeler? Ben bazen vatandaş olarak şunu sorguluyorum. Şimdi benim bir siyasi parti lideri olsam görüşüm bellidir. Dolayısıyla kime ne kadar yakın olduğumu kendi içimde bilirim. Dolayısıyla ne size gelir görüşürüm, ne Merdan Bey'e gelir görüşürüm. Benim kendi fikrim bellidir. Bunu da beyan ederim. Bu görüşmeleri siz nasıl okuyorsunuz? Aynen sizin işaret ettiğiniz gibi okuyorum. İlkesizlik. Ya bunlar derken Sayın Sinan Oğan, Sayın Ümit Özdağ, daha işte Adalet Partisi, Demokrat Parti öbür tarafta o başka bir parti. Adalet Partisi başkanı bir şey yapmış değil mi? Açıklama yapmış. Evet. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diye. Oradaki liderler o kadar net ve açık ilkeler koydular ki. Çok net ve açık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünden yana... Sığınmacı denilen, mülteci değil onlar, daha statüleri belli değil, ne oldukları belli değil. Sığınmacı diyoruz, geçiyoruz. Sığınmacı dalgasından, sığınmacı tsunamisinden rahatsızlar, geri yollayacağız diyorlar. Ve işte demokratik milliyetçilikten yanalar. Bunları 40 defa ilan ettiler. Karşılarındaki iki adaydan, her ikisinin de şeyi belli, yeri belli. İktidar bütün bunlara karşı. Onların savundukları bütün bu değerlere karşı ne konuşuyorlar? Şimdi anlaşılır gibi değil. Şimdi oradan başka bir şey düşünüyorum. Sinan Oğan ne karar verirse versin, acaba o onun liderliğindeki partiye verilen 5,17, 5,2 diyelim, 5,17'lik kitle doğrudan doğruya Sinan Oğan'ın beyanı üzerine gidip onun dediği yere oy verecek mi? Hiç sanmıyorum. Hangi seçimi yaparsa yapsın. Yani ister
Erdoğan desin, ister Kılıçdaroğlu. Çok üzgün olarak ben yıllardır her seçimde karşılaştığım, o okullarda, koridorlarda karşılaştığım konuşmaları zihnimde canlandırıyorum. Mesela son seçimde de konuşuyorlar. Ben sessiz kalmayı tercih ederim oy kullanırken. Birine geldi, dedi ki sen kime vereceksin falan. Kadın dedi ki ay tabii ki beyim kime veriyorsa ona vereceğim dedi. Yani bu kafa yapısı hala devam ettiği için yani Sayın Sinan Oğan'ın kararını uygulayacak bir kitle olabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Hani bir eşim karar... kime oy veriyorsa. Ay tamam da ama benim söylemek istediğim şey şu. Sinan Oğan'ın partisine verilen o 5,17 olan oylar milliyetçi ve Atatürkçü oylar. Hı hı. Dolayısıyla Sinan Oğan başka tür oylar da var. Yani Sinan Oğan'ın liderliğine veya kişiliğine verilmiş o oylar değil. Yani o kesim, yani Sinan Oğan'ın temsil ettiği şey liderliğine bağlı bir tercih değil o seçmenlerin verdikleri oylar açısından. Yani mesela burada Recep Tayyip Erdoğan birebir liderlik. Herkes hakikaten ona veriyor. Burada öyle değil. Sinan Oğan'a verilmedi ki o oylar. Yani dolayısıyla doğru, Sinan Oğan nereye giderse gitsin. Bakın ben esas olarak iktidara giderse uyulur mu uyulmaz mı demiyorum. Hı hı. Başka bir şey söylüyorum. Nereye giderse gitsin bir defa lider ve seçmen ilişkisi çok gevşek. Bir AKP'deki seçmen ve lider ilişkisi gibi değil. En sert orası. Hı hı. En sert lider seçmen ilişkisi AKP'de. Hepsi Erdoğancı, Tayyipçi veya reisçi neyse. Burada Kılıçdaroğlu da öyle ama Kılıçdaroğlu'ndaki seçmen lider bağlılığı Erdoğan seçmen bağlılığı kadar sert ve belirgin değil. Daha yumuşak. Sinan Oğan'da yok öyle bir ilişki. Oraya küskün milliyetçiler ve küskün Atatürkçüler ve başka niyetle de gidenler var tabii, bir diğer şeyi de var. Dolayısıyla Sinan Oğan'ın yapacağı tercih ve söyleyeceği şey kendisine oy veren seçmenleri ne kadar bağlar çok kuşkum var. Hangisini seçerse seçsin. Ama ilk başta konuştuğumuz şey esas, Sinan Oğan'ın bütün o ilan ettiği ilkelere rağmen gidip Erdoğan'la görüşmesi kendi ilkelerini inkar etmesi anlamına geldi. Çok büyük bence. Siyasal olarak çok büyük yara aldı. Ne yaparsa yapsın onu bilmiyorum ama kimliği, imgesi, siyasal imgesi çok çok zarar aldı. Bütün ilkelerine rağmen çünkü o konuşma yapıldı. Her şey ne kadar güzel, zarif anlatıyorsunuz. Estağfurullah efendim. Ne kadar saygı çerçevesinde, işte ben bu dili çok seviyorum. Yine önemli mevzulardan biri, bugün Sayın Kılıçdaroğlu Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un konuğu olacak. Ve pek çok muhalif genç, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet olacak genç salonda olacak. Siz bu yayını seçim öncesi ne kadar yararlı buluyorsunuz? Neler olabilir, bir tahmininiz var mı? Şeyi çok iyi anlamadım. Kılıçdaroğlu'na muhalif olanlar mı yoksa Erdoğan'a muhalif olup Kılıçdaroğlu'nu destekleyen? Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalif olanlar çoğunlukta. Hatta bugün Oğuzhan Uğur tweet atmış oranları. Yüksek oranda Kılıçdaroğlu'na muhalif olan gençler var. O zaman söyleyeyim hemen, Kılıçdaroğlu çok başarılı olacaktır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın aksine o kendi muhaliflerini hain diye nitelemiyor. Tam tersine kendi muhaliflerine de insanca, sevecen davranıyor. Bir sorun tabii orada çıkabilir. Bu muhalifleri de kucaklamak politikası diyelim, stratejisi. Kendisine yapılan saldırılara karşı savunmasını önler mi, önlemez mi? Eğer kendisine karşı yapılan bölücülük iddialarına karşı savunamazsa kendisini, ya tamam o da işte bir fikirdir filan derse mahvolur. Şimdi Nilüfer Hanım, bu strateji, sevgi ve kucaklama ve uzlaşma stratejisi çok önemli bir şey. Çok. Seveceksin, saygı göstereceksin ve uzlaşacaksın. Ama sana yalanla saldırıldığı zaman derhal ona tepkini vereceksin. Yani bu şimdi bakın, hakemler ve hakimler tarafsız olmak zorundalar. Hayır, onlar hiç, ikisi de tarafsız değil. Hakimler
anayasadan ve yasalardan tarafa, hakemler futbol kurallarından ve vicdandan, adaletten tarafa. Takımlar arasında tarafsız veya işte yargıçlarda yargılananlar arasında tarafsız. Ama hepsi taraflı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun o sevecenliği ve kucaklayıcılığı da tamam, her fikre evet ama yalana ve iftiraya derhal net tavır koyması lazım. Onu koyamadığınız zaman artık gidiyorsunuz. Artık yumruk vurmaya başladı Sayın işte Kılıçdaroğlu. Öğreniyor. Siz gençlerle çok bir araya geliyorsunuz. Size bu mevzularla ilgili en çok neyi soruyorlar hocam? Ne olacak bu memleketin hali? Yolda kesiyorlar. Öyle mi? Yolda yolumu kesiyorlar. Öyle zor durumda. Yani ben yürümeyi çok seven bir insanım ve çok yürürüm. Gideceğim yerlere genellikle yürüyerek falan giderim. Yürüyemiyorum. Durdurup konuşmak istiyorlar. Tabii hep ya doktor randevusu ya şu ya bu ya bir işte program vesaire hep bir zamanlı böyle bir işe koşturuyor oluyorum. Ama yani insanlar hemen ne olacak diyorlar. Çünkü herkes kaygı içinde ve aslında herkes bu işin aslında herkes görüyor o Leonard Cohen'in şarkısı gibi. Yani zarların hileli olduğunu da herkes görüyor. Geminin su aldığını da herkes görüyor. Panik içinde herkes ne yapacağını bilemiyor. Çok zor bir şey bu Nilüfer Hanım. Yani iktidar yetkileri ve iktidar olanaklarıyla bir böyle kabus gibi toplumun ve seçimin üzerine çöken bir parti eşit lider, eşit devlet, eşit hükümet olayıyla karşı karşıyayız. Yani muhalefet şimdi Kılıçdaroğlu sadece Erdoğan'a karşı yarışmıyor ki. Derin devleti, sığ devleti dahil, polisi, jandarması, yargısı, gözlemcisi dahil. Devlet karşı. Çünkü bakanlar istifa etmediler. Hepsi bakanlık yetkilerini kullanıyorlar. Üstelik bakanlık yetkilerini mi kullanıyorsunuz diyenlere o bakanın bir tanesi gayet tabii kullanacağım dedi. Ya bir de bunu doğal karşılıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı olup olmayacağı tartışmalı. Ben 40 defa yazdım ve söyledim. Burada da söylerim. Anayasaya göre 3. kez aday olamaması lazım. Ayrıca seçim yasası değişti. Bir yıl geçmeden filan hikayeleri var. Bu yasaya göre de seçimin yapılmaması lazım. Fakat devlet, hükümet her şey ellerinde. Ne derlerse o oluyor. Yani sonucu da bilemiyorum. Yani onun için herkes işte o Leonard Cohen şarkısı gibi yani kaptan da biliyor ne olduğunu ama bakalım ne olacak. Ancak çok büyük bir milli şey lazım. Milli bir hareket lazım. Fikirlerinize o kadar önem veriyorum ki kitaba geçemiyorum. Bir sorum daha var. Geçeceğim. Hüdapar'ın meclise sokulmasıyla ilgili fikrinizi de merak ediyorum. Çok kendileri bir de söylüyor. Tarih de onu gösteriyor. Hizbullah kapatıldı ve Hizbullah bir terör örgütü olduğu için organik olarak eski Hizbullahçılar Hüdapar'ı yani parti Hüdapar olarak bir parti kurdular. Organik bağlantı var. Hukuki değil tabii ama aynı insanlar terör örgütü kapatıldığı için işte partiyi kurdular. Birebir aynı. Yani. Ve artık meclisteler. Ve üstelik de iktidarın listelerinden seçilerek, AKP listesinden seçilerek, yarın öbür gün Milli Eğitim Bakanlığı'na da bir tanesi getirilirse hiç şaşmam. Veya İçişleri Bakanlığı'na. Çünkü bir de tarikatlarla ilişkiler var. Onların ilişkileri var, iktidarın ilişkileri var. Tarikatların kucağında bir devlet yönetimiyle karşı karşıyayız. Tarikatların kucağında demokrasi falan olmaz ki. Devlet olsun. Demokratik devlet olsun. Mümkün değil. Yani devlet olur da demokratik olmaz. Şu anda bir tünelin içindeyiz hocam. O tünelden geçiyoruz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet. Benim için çok önemli bir kitap. Devrimin ve Karşı Devrimin Yüzyılı. Bu seriyi neden önemsediğimi söyleyeyim. Ülkece çok fazla şey yaşıyoruz. Ve sürekli bir şey oluyor. Artık unutmaya başladık. Ne zaman, ne oldu? Unuttuğumuz için de zaten bazı seçimlerde sıkıntılar olabiliyor. Ne zaman ne olmuştu unutuyoruz. Beynimiz de yanıyor. Doğru. Çünkü kendi hayatımızın gerçekleri var. Kendi hayatımızın zorlukları ve koşturmaları var. Ezberimizi zaten tutmamız mümkün değil ve gündem çok kalabalık. İşte devrimin ve karşı devrimin yüzyılı bu yüzden çok mühim bir dizi. Çünkü kronolojik olarak bir zaman diziniyle
siz ne zaman, ne oldu, nasıl olduğu çok güzel dökmüşsünüz. Sizin ağzınızdan bu diziyi anlatabilir miyiz seyircimize? Tabii. Zaten biliyorlar ama bilmeyenler varsa da onlar bilsin istiyorum. Tabii bunun belki çekirdeği nasıl ortaya çıktı onu söylemek lazım. Çok iyi belirttiğiniz gibi bu benim Zaman Diz'in çalışmam. Okumaktan artık evet. Kıvrılmış şöyle olabilir. Evet. Sağ olun hocam. Böyle açılacak. Olmuş. Evet. Tamam. Bu gördüm. Zaman Diz'in çalışmam aslında benim Türkiye'nin Toplumsal Yapısı adlı kitabımı yazarken ihtiyaç duyduğum bir şeydi. Şimdi çok iyi belirttiniz. Ben bütün o olayları yaşadığım halde bir de yaşamadıklarım var tabii Osmanlı'dan bu yana onu anlatırken. Ama ondan sonra ya ben 28-29 Nisan olaylarında Siyasal Bilgiler Fakültesi polis ve asker ablukasında basıldığı ve ateş edilerek içeri girildiği sırada orada öğrenciydim. Benim üstüme polis ateş etti. Askerin tüfekleri üst tarafa yönlendirilmişti. Sonradan o gayet net görüldü. Birinci katın üstünde tüfek kurşunlarının izleri vardı. Yani bizim üstümüze ateş etmemiş asker. Ama polisin ben sütunlu salon dediğimiz yerde kafamız hizasında tabanca ateş ettiğini gözümle gördüm. Yani bir arkadaşın bir yanağından kurşun girdi, bir yanağından çıktı. Yani ölüm olmaması bir şeydir, bir mucizedir. Muhtemelen o polis müdürü de bir eski mülkiyeliydi. O mülkiye mezunu bir çocuktu. Belki o emir verdi dikkatli. Yani belki böyle ateş ettiler ama hedefe değil de işte yanlara filan ateş ettiler. Ona rağmen olayları ve olayların arasındaki sırayı fark etmekte güçlük çektiğimi anladım. Ve ilk Zaman Diz'in çalışmasına başladım. Önce kendiniz için başladınız Evet, kendim. Evet, yani Türkiye'nin toplumsal yapısı nelerden etkilenmiş diye. Ve ilk o 21. yüzyılda Türkiye'nin ilk şeyi olan, müsveddesi gibi olan Türkiye'nin toplumsal yapısının arkasında bir kronoloji çalışmam var zaten. İzleyici de onu görsün diye. Sonradan aradan çok zaman geçti. Yeni o kitap 21. yüzyılda diye yazıldı filan ve onun önemini fark ettim. Bir de çok övgü aldı o küçük çalışma. Ondan sonra onu bir işte tam 1919'dan 2019 yüzyıl acaba yapabilir miyiz diye. Tabii çok kapsamlı bir çalışma. 10 küsur yıldır bundan çalışıyoruz. Zor bir çalışma hocam. Çünkü ilmek ilmek her şey var. Evet. Yıl yıl. Göstermek isterim hangi tarihte ne olmuş, nasıl olmuş, devamında ne olmuş. Dikkatli okumak istiyor insan. Ve hatırlamak istiyor. Bilmediklerimize vakıf olmak istiyor. Burada güzel bir anlatımınız var kitapla ilgili. Kitabı bilmeyenler için bunu da söylemek isterim. Bugünü anlamak için tarihe bakarken birkaç önemli hata yapılır. Zaten bunların bir bölümünü hocam Tarihimizle Yüzleşmek adlı kitabında vurgulamış. Bu hataların en başında tarihe bugünkü değer yargılarımızla bakmak ve o günkü dünya ve toplum koşullarına dikkate almamak gelir demiş. Evet, ne zaman ne oldu, karşılığında ne oldu? Örneğin Fransız devrimini bilmeden, Sovyet devrimini görmeden, 3. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Soğuk Savaş dönemini... İkinci dünya. Pardon, ikinci, üçüncü. Allah ağzınızdan yel alsın. Evet Allah'ım. Soğuk Savaş dönemini veya Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra dünyanın içine girdiği küreselleşme dönemini algılamadan Atatürk'ün Cumhuriyet devrimini de karşı devrim sürecini de yeterince anlayamayız. Aslında bu çok güzel bir başlangıç. Evet. Bu anlamda kitabın farkını da anlatıyor. Şimdi bunu acaba yapabilir miyim diye başladım ve müthiş kapsamlı bir çalışma olacağı için kendi başıma bunun altından kalkamayacağını fark ettim. Bir de bir iddiası var kitabın. Sadece klasik Atatürkçülerin yaptığı gibi sadece devrimleri anlatmakla yetinmiyor. Karşı devrimi de. Her devrim adımıyla birlikte karşı devrim var. Hatta bırakınız Atatürk devrimleri, yani 1923'ten sonra, Cumhuriyet'ten sonra gelen devrimleri, Kurtuluş Savaşı sırasında bile Atatürk'ün cumhuriyetçiliğine karşı olanlar var.
en yakın arkadaşları Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, dört tane büyük komutan. Ve bunlar hepsi İstiklal Savaşı'nın kahraman komutanları ama Cumhuriyet'e karşılar. Çünkü saltanatçı ve halifeciler. Şimdi o süreci anlatmak için bu kitabı planladım kafamda ve işte bu karşı devrim sürecini çok iyi kitabıyla anlatan bir meslektaşım var, Zülal Kalkan denen. Onun henüz aşılamamış bir kült denilebilecek bir kitabı var. İdris Küçük Ömer'in tezleri ve İkinci Cumhuriyetçiliğin temelleri diye bir kitap. Orada mesela İkinci Cumhuriyetçiliğin temelleri, yani Cumhuriyet karşıtlığı, Atatürk karşıtlığının daha birinci meclise, hatta birinci meclis öncesindeki Erzurum Sivas kongrelerindeki Amerikan mandacılara kadar gittiğini gösteren bir çalışması var. Onun üzerine ben kendisine bu özellikle karşı devrimi de belirteceğimiz için ona önerdim. Önce bir çekindi, yapabilir miyiz filan diye. Zor bir iş. Evet. Sonradan herhalde ikna etti kendi kendisini ki beraber çalıştık. O olmasa bu kitap doğrusu gerçekleşemezdi. Çok titiz bir arkadaşımızdı. Uzun sürerdi belki hocam. Siz bir kere başlamışsınız. Valla işte ömrüm yeter miydi bilmiyorum. Yani ancak ikimiz iki yandan 10 yıldır çalışıyoruz. Çok zor. O açıdan diyalektik bir tarih anlayışı bu. Yani Atatürk ve karşıtları beraber ele alındı ve objektif, nesnel. Yani öyle şey yok, hiç ideolojik saptırma şey falan yok. İşte o yüzden çok kıymetli. Bir de okumak isteyenleri de bilgilendirmek için bölümlerin başında çok güzel bir anlatım var. Mesela 11. bölümün başı şöyle başlıyor. Karşı devrim ve emperyalizm iş başında Türkiye ılımlı İslam yalanına kurban ediliyor. Tarihler, dönemin cumhurbaşkanı kim, dönemin başbakanları kim, dönemin başında dolar kaç liraya alınıyor, kaç liraya satılıyor. Bu işte bu tarihe vakıf olmak için nefis bir çalışma. Sağolunuz, çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Sağ olun, bu çok önemli. Şimdi burada birçok insanın bildiği ama birlikte görmediği için veya ilişkili olarak görmediği için dikkat etmediği ilişkiler var. Mesela şimdi size sormayacağım çünkü bu bir sınav değil ama söyleyeyim. Size sormadan söyleyeyim. Mesela insanlar Mustafa Kemal Atatürk'e Dürrizade'nin bir fetvasıyla, Vahdettin'in de imzasıyla idam fermanı çıkarıldığını, onun hakkında idam kararı verildiğini bilirler. Yine insanlar, yine bütün gençler de en bilgisizleri dahil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açıldığını bilirler. Ama idam fermanı ne zaman yayınlandı? Meclis ne zaman açıldı? Kimse ona dikkat etmez. Şimdi ben söyleyeceğim, belki siz bile şaşıracaksınız. Değerli izleyiciler de şaşırabilir. Arada 12 gün var. 11 Nisan'da İstanbul basınına yansıyor idam fermanı. Dürrizade yazmış. Dönemin Şeyhülislam'ı. Vahdettin de imzalamış. İdam fermanı, idam kararı haline geliyor. Dini fetva ferman haline geliyor. Dürrizade'ninki fetva imzalayınca Vahdettin ferman oluyor. 11 Nisan. 23 Nisan'da yani 12 gün sonra meclis açılıyor. Yani meclis Mustafa Kemal ve arkadaşlarının boyunlarında idam fermanından 12 gün sonra açılıyor. Nilüfer Hanım, bu müthiş bir şey, bu korkunç bir şey. Devrim bu işte. Boyunlarında idam fermanlarıyla meclis açan bir Mustafa Kemal ve arkadaşları. Bunu mesela, bunu kimse söylemiyor da, dile de getirmiyor, konuşulmuyor da. Tüylerim diken diken oluyor benim buna bakarken. 12 gün. Ben mesela, bilmiyordum. Çok kişi bilmiyor. Şimdi bu kitapta bunlara dikkatle çektik. O evet. Baştaki olaylar. Böyle şeyler, ilişkiler var mesela. Sonra başka şeyler var. Kendi içlerinde şeyi yazdık ama, olayları yazdık ama örneğin, dış temsilciliklerimize karşı yapılan saldırılar ve o korkunç cinayetler, özellikle Ermeni terör örgütlerinin başlattığı, sonra başka şekillerde de devam eden cinayetler, hepsi kendi tarihinde, kendi yerinde var. Fakat ek liste olarak koyduk. İkinci cildin mesela sonunda o var. Mesela gazeteci cinayetleri, hepsi zamanında yerinde var. Ayrıca
liste yaptık. Daha ilginç, siyasi cinayetler. Türkiye'yi, çünkü Nilüfer Hanım, bizleri, aydınları, yazarları, medya mensuplarını öldüre öldüre getirdiler bu noktalara. Hepsi zamanında, tarihinde yeri var ama ayrıca Türkiye'yi biçimlendirmek üzere yapılan siyasi cinayetler diye yine ikinci cildin sonunda liste var. Peki üçüncü cildin sonunda nasıl bir liste koyduk? Şimdi güleceksiniz. Üçüncü cildin sonundaki listede imar hafları. İmar hafları. Hepsi zamanında var. Ayrıca tabii bu yani özelleştirmeler var. Özelleştirmeler üzerinde özellikle durduk. Davalar var. Ergenekon, balyoz vesaire, başka davalar, hepsi zamanlı. Yani baktığınız zaman Türkiye'nin nasıl ite kaka, kimi zaman cinayetler işlenerek, kimi zaman belli siyasal ortaklıklar kurularak veya o ortaklıklar bozularak bu noktalara getirildiğini görüyorsunuz. Yani her üç cildi zaten böyle bölümlere ayırdık tarihi. O bizim şeyimiz, katkımız, değişik bir şey yaptık. Evet ve çok aydınlatıcı. Çünkü bazen diyoruz ki ya o tarihte para ne kadardı, işte dolar ne kadardı. Sen unutuyor. Ya Google'a yazıyorsun ya bir şey, işte burada her şey var. Kim cumhurbaşkanıydı, kim başbakandı, dolar ne kadardı. Sonra açıyorsunuz hangi tarihte, gün gün 4 Kasım, 5 Kasım, 6 Kasım tek tek gidiyor. En çok yazarken zorlandığınız bölüm diye bir şey oldu mu? Hayır, hayır. Ama çok övündüğümüz bölümler var. O bölümler, örneğin Atatürk dönemini pek kimsenin itibar etmediği, yapmadığı bir biçimde 1930'da ikiye böldük. Daha doğrusu üçe böldük tabii. 19-23, 23-30, 30-38. Neden? Çünkü 1930'da Atatürk serbest fırkayı kurduruyor ve bir demokratik açılım yapıyor ve bakıyor devrimler ne olmuş diye. Bakıyor ki olmamış. Daha benimsenmemiş. Çünkü arkadaşlarına kurdurduğu serbest fırka derhal tarikatların ve dincilerin eline geçiyor. Dolayısıyla diyor ki ben Cumhurbaşkanlığından da istifa ederim. Bakın bu çok önemli. Partimin başına geçerim. Çok önemli bak. Cumhurbaşkanından istifa eder, partimin başına geçer, seçime girerim diyor. Bunun üzerine arkadaşı Fethi Okyar, partinin kurucusu, bırakıp gidiyor partiyi. Daha önce mesela asıl Kazım Karabekir ve Rauf Orbay'ın filan kurdukları, Ali Fuat Cebesoy'un kurdukları şey var, Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırka. O sonra Nutuk'ta tarihin gördüğü en büyük ihanet filan der ama biz onu da koyduk kitaba. İlk kurulduğu zaman tepkisi hayret edersiniz. İlk duyduğu zaman bunu, ki arkadaşlarının cumhuriyete karşı olduğunu biliyor. Onun için diyor ki ya meclisi seçin, milletvekilliğini, ya orduyu seçin diyor. Yani her ikisi bir, hem ordu komutanı hem şey filan. Onun üzerine onlar ordudan istifa edip milletvekilliğini seçiyorlar ve Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırkayı kuruyorlar. Duyduğu zaman ilk tepkisi ne biliyor musunuz? Aman ne iyi ya diyor. Biz yaparız, onlar eleştirir, biz öğreniriz, tekrar yaparız. Böylece diyor karşılıklı bu iş gider. Atatürk'ün kafasındaki cumhuriyet kesinlikle demokratik cumhuriyet. Sonradan Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırka, Şeyh Said İsyanı'nın temelindeki İngiliz işte ajanları, Fransızlar ve şeyler, tarikatlar vesairelerle bir kalkışma kaynağı ve odağı olunca kapatılıyor filan. Yani dolayısıyla o şey çok önemli. 30 çok önemli çünkü 29'da dünya ekonomik bunalımı da var. 30'dan sonra İsmet Paşa Moskova'ya gidiyor filan ve birinci sanayi planı. Birinci kalkınma sanayi planı yapılıyor ve devletçilik ilan ediliyor. Ve İsmet Paşa'nın o Ankara-Sivas demiryolunun açılışında verdiği nutuktur devletçiliğin ilanı. Muhterem Muharrızım Fethi Bey diye başlar. O sırada serbest fırka var. Devletçilik ona karşı ilan ediliyor filan. Mesela orada yahut AKP dönemi 3. cilt mesela. Kimsenin dikkat etmediği bir tarih vardır. 2007. Şimdi herkes onu öğrendi. Çünkü bütün AKP taraftarları çıkıp diyorlar ki ya 2007 yani şeyler, ona o zaman destek verip de şimdi pişman olanlar. Ya 2007'ye kadar çok iyiydi, işte aldandık, demokrat zannettik filan. Evet. Orada
2007'de bir şey oluyor. Ne oluyor? Devlet. Devlet, Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığından ayrılıyor. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı oluyor. Hükümeti ele geçirmiş olan AKP, devleti de ele geçiriyor. Ve ondan sonra dolu dizgin gidiyor. 2007 çok önemli. Mesela onu böldük, anlattık filan. Okumanızı tavsiye ederim gerçekten. Bilgilerinizi tazelemeniz, kaçırdıklarınızı okumanızı rahatlatacak. Bugünkü köşe yazınız çok güzeldi. Her zaman olduğu gibi. Sağ olun. Sonunu okumak istiyorum izniniz olursa. Tabii, estağfurullah, buyurun. Başını da belki okumak lazım soruyu. Evet. Kime oy vereceksin? Evet. Ama tabii ki yazıyı yerinde okumalarını istediğim için sadece spoiler gibi olacak. Sonundan bir kısım okuyacağım. Seçimi ister benim oy verdiğim lider kazansın, isterse rakibi, kendim, bütün ömrüm boyunca savunduğum değerlere oy verdiğim için vicdanım rahat bir biçimde gece mışıl mışıl uyuyacağım. Ve seçimi ister benim oy verdiğim lider kazansın, isterse rakibi, ertesi sabah yine demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti için mücadeleye devam edeceğim. Oy vermeye küsen, oy vermeyen, sandığa gitmeyen, gitmeyeceğim, küstüm diyenlere söyleyecek bir şeyiniz var mı? Var tabii. Küsmek iktidara biat etmektir. Nokta. Net. Sandığa gitmemek iktidara biat etmektir. Biatçı insan sandığa gitmez, oyunu kullanmaz. Çünkü biatçı insan diyor ki tamam kardeşim diyor. Siz ne derseniz başımla beraber. Benim kimliğim, kişiliğim yok yani. Olur mu böyle şey? Olur mu böyle şey? Bir demokratik cumhuriyetin vatandaşı iradesini orada beyan edecek. Ha, kazanmayabilir. Ama diyecek ki bu benim tavrım, bu benim. Ve o tavrı için mücadeleye devam edecek. Ben onun için gayet rahatım. Kim kazanırsa kazansın kardeşim. Benim için demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti mücadelesi 29 Mayıs sabahı bitmiş olmayacak. İster Kılıçdaroğlu kazansın, ister Erdoğan. Erdoğan kazanırsa çok daha şiddetle devam edecek tabii. Çünkü o baskı yapacak. Direnmek için çok dikkatli ve güçlü olmak lazım. Kılıçdaroğlu kazanırsa çok daha rahat bir demokratik, laik, sosyal hukuk devleti mücadelesi çok daha rahat olacak, çok daha başarı şansı yüksek olacak. Öbüründe başarı şansı çok tartışmalı. Son iki dakikamız, son sorum maalesef. Buyurun. Bitti gene, istemeyelim. Bu küsmeler yıllardır neden iktidar kanadında olmuyor da muhalefet kanadında oluyor? Seçmenler açısından. Çok basit. İktidar çünkü menfaat dağıtıyor. Menfaat dağıtıyorlar. Şimdi bakın, iktidarla muhalefet arasındaki fark orada. Muhalefet bir ideal için uğraşıyor. Demokrasi için, insan hakları, adalet, efendim geçim sıkıntısının halledilmesi filan. Bunlar da menfaatimize değil mi hocam? Hayır, onlar işte vaat. Ona karşılık iktidar al diyor cebine, al. Evet. Ve habire Merkez Bankası para basıyor ve bastığı her 200 lira, ben onun hesabını yaptım. 200 liranın ilk çıktığı sıradaki 200 liraya göre 9-10 lira. Yani size 200 lira veriyor ama o siz 200 lira aldığınızı zannediyorsunuz ama Merkez Bankası'nın yeni bastığı paralarda o kadar çok 200 lira basıyor ki onların değeri 9-10 liraya kadar düşmüş. Maalesef böyle bir durum var. Böylece işte herkes gidiyor seçim sandığa ve o menfaatini sürdürmek istiyor. Olay bu. Evet hocam, bu değerli fikirlerinizi zaten hafta içi de paylaşmaya devam edeceksiniz. Seyirci sıkı takipte, biz de dahil olmak üzere. Bugün geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama yine böyle ara ara yapacağız. Yapalım. Değil mi? Birbirimize sözümüz var. Söz. Ben doyamıyorum çünkü. Sağ olun. Umarım siz de yine keyif almışsınız. Çok. Çok güzel sorular sordunuz. Kitabı çok iyi irdelediniz. Çok iyi sorularla onu anlatmama yol verdiniz, anlatmamı sağladınız. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Estağfurullah, ne demek, şeref benim için. Bir imza gününüz var mı yakında? Evet. İletebileceğiniz. Dün Ankara'daydım. Evet, bundan sonrası bu, için. Bu cumartesi günü
tam seçimden bir gün önce, üstelik burada AK Merkez'de, yani şeyde Ulus civarında AK Merkez'de Remzi Kitabevi'nde imza söyleşimiz ve imzamız var öğleden sonra. İstanbullular bu kaçmaz. Cumartesi, bu cumartesi seçimden bir gün önce AK Merkez Remzi Kitabevi'nde Zülal Kalkandelen'le birlikte, kitabımızın ortak yazarıyla birlikte söyleşi ve imza günü. Dün Ankara'daydık. Çok çok önemli bir imza ve İnanılmaz coşkulu geçmiştir. Evet, hiç kuşkum yok. Evet, çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşeceğiz. Zaten biz görüşüyoruz. Sağ olun. Arada inşallah Sayın Emre Kongar Hocam ara ara bizi böyle ziyaret ederek önemli bilgiler vermeye devam edecek. Efendim, yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlara, kardeşler, abiler, ablalar, anneler, lütfen oyunuzu kullanmaya gidiniz, üşenmeyiniz. Kime verirseniz verin, herkesin kendi özgürlüğü, kendi öz iradesi. Ama lütfen oyunuza sahip çıkınız ve oyunuzu kullanmaya gidiniz. Bakalım neler olacak. Dilerim güzel insanlar, güzel insanlarla karşılaşsın. Ve tez zamanda bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler güzel insanların kapısını çalsın. Çok teşekkür. Sizin programlarınızı seyrederken en iyi anı sonlar diliyoruz. Hepinize. Arabiyan soğuk.